Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik'te yapıyoruz. Vatandaşlarımıza eviniz kira mı, kendinizin mi? Eğer kiraysa ödemekte zorlanıyor musunuz? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. İyiyiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Eviniz kira mı, kendiniz mi efendim? Kira. Nasıl, zorlanıyor musun? Çok değişti mi? Sıkıntı var mı? Yok, ev sahibimden memnunum. Kiralardan da memnunum. Peki yaşam, geçim, ekonomi uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Nasıl gidiyor? Sıkıntı var mı? Yani sıkıntı var ama her yerde var sıkıntı bence yani. Teşekkür ederim. Baksak sevinirim. Efendim eviniz kendinizin mi, kira mı? Kendimin. Çok şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi şimdi... Zor mu, uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Tabii ki zor. Yani şu şartlarda... Bazıları uçuyoruz, bazıları batıyoruz diyor. Sizce uçuyor musunuz, batıyor musunuz? Vallahi şimdi öyle bir derin bir soru ki bu. Evet, çok derin. İnsanlar önce kendini düşünüyor. Doğrudur. Yani şöyle diyeyim, ben emekli insanım. Çok zor şartlarda bugüne geldim. Fakat ekonomi evet çok ağır şu anda insanların geçimi. Buna evet herkes katılıyor. Fakat birazcık da insanların kendisi evinin geçimini sağlaması gerekiyor. Asgari ücret alıyor. Diyelim ki karı koca ne yapabilir? Çocuklar var, evi kira. Şimdi evet şu şartlarda onlar için çok zor. Gerçekten çok zor. Sizce ülke olarak uçuyor muyuz, batıyor muyuz efendim? Vallahi çok şükür ne uçuyoruz ne batıyoruz. Eviniz kendinizin mi, kira mı efendim? Kira. Nasıl, zorlanıyor musunuz? Evet. Ne olacak? Beter. Ekonomi nasıl gidiyor? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Batıyoruz. Batıyoruz. Kira mı, kendiniz mi efendim? Kendimin. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Uçuyoruz, uçuyoruz. Bak her yerden doğal gaz, petrol fışkırıyor. Görmüyor musunuz? Yani maalesef işin şakası bir yana. Sıkıntılı mı? Tabii canım, sıkıntılı yani. Sıkıntılı olmaması. AK Parti'ye oy veren bazı seçmenler diyorlar ki köprü, yol, baraj, İHA, SİHA Türkiye uçuyor diyorlar. Karşı tarafta batıyoruz, her şeyi sattık diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Yani bu tartışmaya kapalı bir konu. AK Parti'ye veren arkadaşlarım da var, çevrem de var. Hepsi şu an şikayet ediyorlar aslında. Çoğu pişman. Artık biz de mizaha vurduk olayı. Evet. İşte diyorum şurayı kas. Geçinemiyorsun. Her yerden petrol çıkıyor diyorum ya. Petrol çıkıyor. Doğalgaz da çıkar belki. Tabii çıkar yani. Türkiye cennet, her yerden çıkıyor bir şey. Geçiyor, araba yaptık. Gaz bulduk. Doğalgaz bulduk. Hepsi fırladı. Ya işte seçim öncesi. Keşke bulmasak daha iyi bu şekilde olursa. Seçim öncesi işte her bulduğumuz şeyler neden seçim sorunu yok piyasada. Ne top. Ben yani İstanbul'u gezen, sürekli gezen bir insanım. Bir herhangi bir tok görmedim ben trafikte. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Yani bir tane görmez miyiz? Özel belediye başkanlarına gördüm. Ya işte bilmiyorum artık yani, herhalde bize yansımıyor. Televizyonda hep görüyoruz ama gerçek hayat yok. Bambaşka. Ekonomik göstergeler de öyle. Zaten insanlar televizyon seyretmiyor artık. Size şöyle anlatayım pahalılığı. Yurt dışında yaşayan arkadaşım artık Türkiye'ye gelmiyor bu sene. İspanya'ya gidiyor daha ucuz diye. Tabii İspanya şu an, İspanya, Yunanistan Türkiye'den daha pahalı. Daha ucuz öyle. Tabii yani Allah bu millete yardım etsin. Vallahi kiralıktır. Allah kimsenin başına getirmesin. İster istemez zorlanmaz mı? Kurban olayım. 2 lira nerede? 10 lira nerede? 10 lira buldu. Hadi ne yaparsın? Alamadım bugüne kadar. Nasıl alayım kurban? Nasıl? Küçük çocuklar bir maaş, emekliyle hadi nasıl alsın? Ekonomi uçuyor muyuz? Emekli yükselecek dedi, aha onu da iptal ettiler. Efendim Allah, ekonomi iyi mi kötü? Gözünde çıkarır, Allah'a havale et, bana nasıl şey derler. Ekonomi iyi mi kötü mü? Kötü, hani gel bir ekmek 5 lira, 3 liraya satıyor, şu anda 5 lira yaptı halk ekmeği. Doğru. Oraya gidiyor 10 lira, yazık günah değil mi insanlara? Abi ben gurbette kalıyorum. Yurt dışına. Eviniz kira mı, kendinizin mi? Kira. Kira. Nasıl, zorlanıyor musunuz ödedeki? Bu yapacak sonunda. He? Bu yapacak sonunda. Bu durumda. Bu zamlardan dolayı. Nasıl geçineceksin? Zorlanıyorsun yani. Evet. Uçuyor muyuz, batıyor muyuz ülke olarak? Uçuyoruz. Batıyoruz. Batıyoruz. Yani. Kötü. Kötü. Bazen köprü, yol, baraj, İHA, SİHA Türkiye uçuyor diyorlar. Bizim karnımız aç olduktan sonra yol olsa ne olacak? Ama kendinizin mi? 24 metrekare. He? 24 metrekare. 24 metrekare. Kendinizin mi? Evet. Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor abi? Zor mu, kolay mı, uçuyor mu? Sıkıntı.
Sıkıntı. Hoş bulduk. Eviniz kendiniz mi kirak mı efendim? Evim, ben daha kiracı değilim. Babayla kalıyorsun. Aynen. Peki yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Ya ben Avrupa'dan geliyorum. Hangi ülke? Almanya. Kolay mı, zor mu oradan? Orası da zor ama burası bayağı bir zor olmuş yani. Almanya bizi kıskanıyor mu? Bence kıskanmıyor yani. Kıskanmıyor. Peki efendim, Türkiye'deki akrabalarınıza bakınca uçuyorlar mı, batıyorlar mı, durumları nasıl? Yani şimdi şöyle bakarsak, bir 4-5 yıl önce bakarsak yani ekonomileri bayağı daha kötüleşti. Kötüleşmiş. Evet. Doğru. Çok üzgünüz yani böyle. Doğru. Görünce. Hangi şehirde kalıyor Almanya? Hangi şehir? Hannover. Hannover, gittim. Peki efendim, sorumuz neydi? Evet. Eviniz kira mı, kendiniz mi? Kendimizin abi. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Ya abi iyi değil, biliyorsun durumları. Sıkıntı mı? Sıkıntı abi. Bazıları uçuyoruz diyor, bazıları batıyoruz diyor. Sizce uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Batıyoruz abi, uçma durumu yok. Sıkıntı mı var? Sıkıntı var abi. Diyorlar ki kafeler dolu, lokantalar dolu, pastane dolu, olmasa hangi parayla gidiyorlar buraya diyorlar. Abi onlar dolu da hepsi yandaş medya zaten. Yandaş medyalar, diğer medyalar konuşmuyor ki abi. Yok, pastane mesela, medyalar ne alakası? Mesela diyor ki lokantaya gitmez. Parası olmasa. Lokantalar doluluğuna göre. Ya bunlar temel ihtiyaç zaten. İlla gidilecek. Gidilmese onlar da batacak. Bu ülkenin içeri kalacak. Hanginizliğine. Eviniz kendiniz mi, kiralık mı efendim? Kira da var, evim de var. Çok şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat ya. Yaşam. Uçuyoruz diyenler var. Yol, köprü, baraj, İHA, SİHA. Ne dersin onlara? Yapıldı bunlar ama bunlar yeterli değil şefim. Millet aç. Yaptım diyen. Yani %10'u yapıldı, uçtuk diyorsa %90'ı sürünüyor. Peki. Sizinde kendi evi olan yüzde kaç kişi var? Bilmiyorum, ben soruyorum. Bilsem sormam. Kaç kişi var efendim? Bilmem. Ekonomi vardı hemen hemen. Her emekli alıyor diyor. Şu anda alamıyor. Şu anda alamaz. Demek ki gençler Allah acısı. Yeni Türkiye dedikleri bu demek ki. Evet. Değil mi? Eski emekli bir araba, bir ev alabiliyordu çakal. Siz alabiliyor muydunuz, emekli oldunuz mu? Yok, ben oldum. Benim daha 10 yılım var. Ben oldum, ben aldım. Ben çok geldim, şükür. Maşallah, Allah daha... Eviniz kendinizin mi, kiralık mı? Kira. Zorlanıyor musunuz kirada? Ya tabii zorlanıyoruz. Şu an aldığımız maaş belli zaten. Asgari ücret alıyoruz. Sıkıntı. Yani 10 bin lirası kiraya gidiyor. Geriye bana ne kalıyor? Ben hiç gezmeyecek miyim, tozmayacak mıyım? Bir genç olarak hakkımız değil mi yani? Doğru. Ekonomi uçuyor mu, batıyor mu efendim? Ekonomi uçuyor. Bayağı bir uçuyor yani. Maalesef. Yani kötü. Kötü tabii ki. Bazıları diyor ki köprü, yol, baraj, İHA, SİHA, Türkiye uçuyor diyorlar. Ne dersin? Ya köprü tabii her devletin yapması gereken bir şey bu. Yani ben seni seçiyorum bana hizmet etmen için sonuçta. Yani bana padişahlık etmen için seni seçmedim sonuçta. Köprü yapmasa o köprü yapıyor, yine benim paramla yapıyor. Ben yine üstünden paramla geçiyorum. Ya bir şey devlet. Yani. Eviniz kira mı, kendiniz mi efendim? Kendimin abi. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Ekonomi yani... Ek iş yaparak zor. Yani ekonomi genel olarak. Ben de teşekkür ederim. Nasıl buluyorsunuz videolarımızı efendim? Çok güzel. Devamlı izliyorum. Bir Pendik'tesin, bir Kartal'dasın, bir Kadıköy'desin, izliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Efendim eviniz kendinizin mi, kiralık mı? Vallahi yaş 67. Allah uzun ömür. Cümlemize zorla bir ev aldım. Zamanında o da. O da 2016'dan aldım Çerkezköy'de. Tabii. Orada oturuyorum. Buradaydım. Oraya göç ettim. Evi olmayana Allah ev versin. Yardımcısı. Kirada olanlara da Allah yardımcısı olsun. Doğru. Şu şartlarda hayat hiç güzel değil. Ekonomi nasıl gidiyor efendim? Uçuyor musun? Hiç iyi değil. Bak ben 7,5'a emekliyim, 7,5 alıyorum. Zamanında ev olmasaydın geçinemezdin. Şimdi dedem de mezardan kalksa, şu anda alamam. Mümkün değil. Mümkün değil, alamam çünkü. Çok güzel. Eviniz kendinizin mi, kirak mı efendim? Evimiz kendimiz. Kendimizin. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yani zor, sıkıntı. İstanbul'da. Sıkıntılı şu an. Sıkıntı. Yani ben üniversite öğrencisiyim. Hani şöyle, bu sene sınava girdim ama yani ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışmayı düşünüyorum. Bazıları yani uçuyoruz diyor, bazıları batıyoruz. Sizce ülkece uçuyor muyuz, batıyor muyuz efendim? Batıyoruz. Şu an yerin dibindeyiz yani. Köprü, yol, baraj, İHA, SİHA yapıyoruz. Güçlüyüz diyorlar. Ne dersin? Hiçbir şekilde güçlü falan da değiller. Yani öğrenci olarak ben bunu söylüyorum. Yani yapıyoruz diyor bir şeyler. Evet, öğrencilere destek çıkıyoruz diyorlar. Hiçbir şekilde destek falan da çıkmıyorlar bu arada. Yani ben üniversiteye gireceğim. Hiçbir gelirim yok, bir şeyim yok. Biz 4 kız kardeşiz. Evet, ben 4 kız kardeşim. Yani evde bir tek benim babam çalışıyor ve o 4 tane kız çocuğuna nasıl bakacak? Aynen. Ve öğrenciyim ben. Yani şu şekilde. Yani zor. Yani zor. Üniversiteye gidemiyorum ben. Eviniz kendinizin mi, kiram efendim? Kendimizin, Allah'a şükür. Çok güzel. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor?
Zor mu, kolay mı? Bu aralar pahalı ama düzelecek Allah'ın izniyle. Evet. Kimisi batıyoruz diyor, kimisi uçuyoruz. Sizce batıyor muyuz, uçuyor muyuz? Yani ne batıyoruz ne uçuyoruz. Şu an biraz ekonomimiz zor ama düzelecek inşallah. Deprem oldu ülkemizde. Ülkemizde deprem oldu. Onlar da geçecek, bugünlerde geçecek inşallah. Hoş buldum abi. Efendim eviniz kendinizin mi, kiralık mı? Kira abi. Nasıl, zorlanıyor musunuz? Zorlanıyoruz abi, tabii ki çok fazla artıyor bu kira fiyatları. Öğrenci olarak, evet öğrenci olarak biz de yetişemiyoruz. Peki efendim ülkece uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Nasıl ekonomik durumlar? Batıyoruz abi ya. Batıyoruz abi ya. Tamam abi. Eviniz kendinizin mi, kirak mı efendim? Kirada oturuyoruz. Nasıl zorlandınız yine çok? Abi o kadar kötüyüz ki bu seçimden sonra 15 bin lira, 8 bin liradan, 7 bin liradan 15 bin lira kiralara çıkardılar. Seçimden sonra, değil mi? Evet, seçimden sonra böyle bir rezalet yok. Böyle bir hükümet de yok. Ben hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Askeri ücreti... Ne hakkınız var diyecekler şimdi. Nasıl ne hakkımız var abi ya? Oyunu verdiniz, ne yaptınız? Evet, telefona vergi, elektriğe vergi, suya vergi. Oyumuzu ben bu seçimde atmadım. Ben biraz rahatsız et. Oy kullanmaya da gitmedim. O kadar. Aday yoktu. Adam akıllı. Herkes çekildi. Herkes bu siyasi mevzularda menfaat üzerine. Efendim siz bu kadar karamsar tablo çiziyorsunuz. Biraz önce birisi dedi köprü, yol, baraj, İHA, SİHA. Türkiye uçuyor, insanlar, pastaneler, lokantalar dolu dedi. Yok diyenler yalan söylüyor dedi. Ne dersiniz? Abi gözünü seveyim. Ben evleneceğim. 26 yaşında bir gencim. Şu an evlenemiyorum. Yuvamı kuramıyorum. Şu an bana 600-700 bin lira bir para lazım. En az olan. En az. 2500-3 milyon daireler. Ben kendi semtimde Pendik Altkaynarca'da oturuyorum. Daire bulamıyorum. Daire yok. CİMER'e 8-10 kere yazmışlığım var. Her şekilde de bildiriyorum. Sıkıntı bildiriyorum, yetmiyor. Askeri ücrete zam yapması önemli değil. Cevap gelecek, sayın vatandaşım bunları biz de biliyoruz diyecekler. Aynen, biz de bunlar. Alım gücü diye bir şey kalmadı. Yeni bir şey söyle diyecekler bize. Ya anneme dün pazara gitsin diye 500 lira para verdim. İki poşet gelmedi ya, dolduramadık, dolabı dolduramadık. Bir şeyin kilo, erin kilosu 70 lira, ne gelecek ki? Hiç abi, ne iki çocuk mocuk hayal. Efendim 25 yıldır AK Parti hiçbir şey yapamadım 21 yılda size. Yapamadım mı? Yapmıyorum. Yapamadı abi. Şu pandemiden sonra hayat o kadar kötü ki zam üstüne zam. Şöyle pandemiden sonra bir senede 6-7 tane zammı biz bir arada gördük ya. Erdoğan diyor ki 4 çocuk yapın, siz daha evlenemiyorsunuz. Nasıl yok olabilir? Ne çocuğu abi, evlenemiyoruz, yuvamızı kuramıyoruz, gözünü seveyim. Çocuk yapmak hayal oldu. Nereye varacak bu iş? Valla bu nereye varır? Artık vatandaşımız, gençler gözünü açmak zorunda. Bence bu hükümet ya ayağını denk almak zorunda ya da ceketini alıp gitmek zorunda. Öyle mi? Öyle abi. Öyle. Öyle ben. Öyle. Gözünü seveyim ablacığım. Ana baba değil, ben 13 yaşından beri Pendik minibüs duraklarında su satarak bu yaşa geldim. Evladını evlendirmek ne kadar ablam? Evladını evlendirmek ne kadar? Ne kadar? Ev kirası ne kadar? Elektriğin, suyun, pazarın ne kadar? Bugün 15 milyar kira ödüyoruz. 15 milyar. 15 bin lira. Yuvamızı kuramıyoruz. Yuvamızı kuramıyoruz. Kim yapıyor? Dış güçler mi yapıyor? Kim yapıyor ablacığım? Önlem alınıyor mu? Bunlar açlıktan ölse aynısını söyler. Abla. Fırsatçılar da. Bu devlet 15 tane şimdi yok oldu. Evet. Pandemi. Ya yapmayın. Ya benim babaannem. Abla bir şey söyle. Ya gözünüzü seveyim ablam, yapmayın ya. Buyur abim benim. Teşekkür. Senin kardeşin kaç yaşına kadar hastaneye gidiyor? Kaç yaşına kadar? He. Ya nasıl kaç yaşına kadar? Kaç yaşına kadar sigortalı senin kardeşin? Benim bir tane ablam var. Küçük kardeşin kaç yaşına kadar? Kardeşim yok abla. Ha, yoksa o zaman boş boş konuşmayacaksın. Niye, ben kendi durumumu bilirim. Ben de kendi durumumu biliyorum. Millet, şimdi bak ben sana bir şey izah edeyim. Bak, karşılıklı istişare yapalım. Seni tamam, dinleyeceğim. Ben sana istişare bir şey söyleyeceğim ya. Şimdi yapayım. Olur, sinirleniyorum ama sinirlendirme beni. Hadi. Ben yuva kuracağım 15 milyar kira ya. Gözünüzü seveyim. Kurma o zaman. Nasıl kurmayacağız? Vatandaşıma bu fiyatlı zamı yapın. Kim yapıyor? Fırsatçılar. Fırsatçılar 5 sene önce niye yoktu efendim? Her zaman var. Hükümet politika yaptım. Dün markete gittim. Aynı 20 lira biberin kilosu, akşam döndüm ki zabıtalar geldi. Hemen zabıta çıkar çıkmaz marketçi 35'i döndürdü. Olur, zabıta karışamaz ki. Ya yapıyor, marketçi de yapıyor. Allah bak, marketçi. Ben daha yeni lise 1'e geçtim. Suç marketçi. Ben bu eğer ki bak, ben daha küçüğüm, bak lise 1'e yeni geçmişim. Erdoğan eğer geldi, her şey güzel oldu. Erdoğan geldi, her şey güzel oldu. Ülke mahvoldu. Yok. CHP gelse sen okuyamazsın ki. CHP gelse ben Allah, yok imim. Allah CHP'ye fırsat vermiyor. Onlar dün düşman. Çünkü AK Parti oyları çalıyor. AK Parti.
Terbiyesizler. Burnunuzdan gelin, burnunuzdan gelin. Burnunuzdan gelin. CHP kaser. Daha gelmeden minaremizi yıkmaya başladılar CHP'liler. Para veriyorlar mı abla? Yok haşa. Hangi minare yıkıyorlar? Hangi minare? Minare yıkmayacak, yıkacaktılar. Ne dedi CHP? Hangi minare? Ben kurangosunu kapatacağım. Hangi minare yıktı? Gelsin kalacaktılar. Allah onlara fırsat vermedi ya. Şükürler olsun. Muharrem İnce ne dedi? Ben Gazi Ayasofya'yı yıkacağım dedi. Fırsat vermiyor olabilir mi? He, dün düşmanları. Allah vallahi. İmamoğlu da İmamoğlu da kazandırdınız. Bak sizin neydi? Size İstanbul hak oluyor. İmamoğlu da sizi kazandırdınız. Bu kiralık mı efendim? Kendimize ait. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok berbat. Batıyoruz tabii ki. Sizden önce bildiğin köprü, yol, baraj, İHA, SİHA, Türkiye uçuyor dedi. Biz gayet iyiyiz dedi ekonomisi. Ne dedi? Yani. Uçuyoruz ama uçurumdan uçuyoruz. Bu düşme olur. Düşme. Düşmeden düşüyoruz. Yani. Düşme olmaz, düşme olur. Ekonomi, yaşam, geçim nasıl gidiyor? Ah merhaba. Nasıl gidiyor? Valla benim için iyi. Çünkü çalışanım. Çalışanla çalışıyorsunuz? Hayır da şöyle. Ne şey varsa, biraz aha, varsa. Yani kötü durumda değiliz. Yetiyor. Yetmiyor. Ha, yetmiyor. Yetmiyor. Uçuyor mu, ülke batıyor mu efendim? Batıyor. Sizden önce bir pastaneler dolu, lokantalar dolu, insanlarda para var dedi. Hepsi karttan, hepsi karttan. Ama sonra kartı da ödüyor. Bankalar bundan birkaç ay önce habire kredi bastılar. Krediyle aldılar, harcıyorlar. Karta. Aynen öyle. Valla daha önce fark ettim, ben YouTube'da falan gördüm. Çok da var mı? Evet var. Biraz, hepsi var. Biraz. Çok teşekkür ederim. Efendim eviniz kira mı, kendinizin mi? Valla kendi evimiz. Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Valla çok sıkıntılı gidiyor. Uçmuyoruz yani. Yok. Kesinlikle geçinemiyoruz. Doğru. Kira. Kira. Nasıl gidiyor? Arttı mı? Ne oldu? Zorlanıyor. Hayat çok pahalanmış abi. Zorlanıyorsun. Evet. Ülkece uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Batıyoruz. Siz kira mı, kendiniz mi efendim? Kendimi. Allah daha versin. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor abi? Çok iyi abi. İyi mi? İyidir. Siz iş sahibi misiniz, çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Yetiyor. Evet. Maşallah. Ülkece ekonomi batıyor muyuz, uçuyor muyuz efendim? Uçuyoruz abicim. Yakışıklı. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Biraz kenarçık annen görürsün. Efendim eviniz kendinizin mi, kira mı? Kendimiz. Çok güzel. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok zor. Esnafız burada Pendik'te. Öyle mi? Tabii ki. Öyle, giyim, çocuk giyim mağazamız var. Çok zor. Yani... Diyorlar ki esnaf diyor fırsatçı, şu yapıyor. Bir önce birisi dedi, bizim esnafın ne suçu? Ne fırsatçıyız ya? Ne fırsatçı değil? Hayır, bir aldığımızda bittiğinde gidip bir daha aynı fiyat alamıyoruz ki yani, ne fırsatçılığı? Dedim ki ne beş önce fırsatçı değil. Doğru mu? Yani esnafta bir sıkıntı yok. Hayır ya, biz fırsatçı falan değiliz yani. Ben atıyorum, çocuk giyimi satıyorum, bir tişört alıyorum, satıyorum, bitiyorum, tekrar gidiyorum, bir bakıyorum iki katı olmuş. E ne yapacağım? O eski fiyata mı satacağım? Eski fiyata mı satacağım? Hani diyorlar ya dolar malar, dolar, her şey dolar üzerine yani. Adamlar dolar üzerine uçuruyor her şeyin fiyatını. Herhalde ya. Ülkece batıyor muyuz, uçur muyuz efendim? Batıyoruz ya. Artık var ya şu zamanda ne kimse artık ev alabilir, ne yatırım yapabilir. Biz zamanında yaptık, yaptık yani. Artık yok. Sizden önce birisi dedi ki köprü, yol, baraj, İHA, SİHA, lokantalar dolu, kafeler dolu, AVM'ler dolu. Fakir yok, herkes zengin. Ne, ne dolu ya? Çocuklara iki tane pide aldım, 100 lira verdim. Yani sen normal mi sizce bu fiyatlar? Hiç normal değil ya. Yani şaka gibi yani. Ya ne zaman dedim bu kadar oldu pidenin? Nereye varacak bu ülke? Batacağız abi. Allah sonumuzu ayrılsın. Parası olanın durumu iyi yani. Sırtına dayayacak birisi varsa, dayın varsa iyisin. Yoksa işim bitti yani. Eviniz kendiniz mi, kiram efendim? Elhamdülillah kendimi. Kendini çok şükür. Yaşam, geçim, ekonomi. İyi mi, kötü mü, nasıl? Ya abi zor oluyor yani. Eskiye tamam. Göre zor. Ya eskiye göre tabii ama. Peki kimisi uçuyoruz, kimisi batıyoruz diyor. Siz hangi taraftasınız? Uçuyoruz, batıyoruz efendim. Vallahi ortadayız. Orta şeker. Efendim eviniz kendiniz mi, kiram? Ev kendimin. Çok şükür. Evet. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam sıfır. Uçuyoruz, yol, köprü, baraj. Uçmuyoruz. Eğer uçuyorsak düşüyoruz. Uçma diye bir şey yok. Peki efendim, diyorlar ki pastaneler dolu, AVM'ler dolu, lokantalar dolu. Ne dersiniz onlara? Tabii bazı kesimler için kaymak var. Bazıları için de yoğurt gelin, yok. Gelin. Kimisi için kaymak var, kimisinin yoğurt yok. Değil mi? Tabii süt yok, yoğurt yok. Sıkıntı. Yani sıkıntı var. Yani Türkiye'nin ekonomisi batmış, gitmiş. Yani ne zamandan beri batıyor efendim? Son dönem. Son bir yıl tamamen iflas etmiştir. Yani İflas. Şimdi 300 liralık bir daire eğer 1,5 milyara çıkıyorsa, 1,5 milyar 9 milyara çıkıyorsa, benim memleketimde 30 milyara kira çıkıyorsa
Yani, vay halimize. Vay halimize yani, batmışız yani, gerçekten batmışız. Eviniz kendinizin mi kiram efendim? Kira. Kira. Zorlanıyor musunuz derken? Yani şöyle, benim ev sahibim biraz böyle el insaf bir adam. O yüzden biraz daha şartlarım iyi ama tabii ben kendi üzerimden bakmıyorum olaya. Ülkenin genel hali olarak bakıyorum. Yani evet, buradaki... Lütfen beraber yapalım. Peki efendim, ekonomimiz uçuyor mu, batıyor mu? Nasıl gidiyor? Yani bunu benim söylemeye ihtiyaç var mı ya? Batıyoruz zaten yani. Hatta battık da yani. Birisi dedi ki köprü, yol, İHA, SİHA dedi. Türkiye uçuyor dedi. Sorsanız kaç defa kullanmıştı? Kaç defa kullanmış yani? Ya da kullanabiliyor mu mesela? Ben Yalova'dan gidip geliyorum. Ailem Yalova'da yaşıyor benim. Yalova'ya gidip geliyorum. Köprü olmuş 250 lira. Yani 190 lira normal ücreti. İşte yan gelir gideriyle beraber 250 lirayı buluyor. 250 lirayı bulan bir köprü hizmet değil, hezimettir. Git gel 500 lira, bu sadece hizmet değil, hizmettir yani. 500 lira yapıyor, yakıt hariç, yakıtı saymıyorum yani. 500 lira yani, hafta sonu şurada Yalova'ya gidip anam babamı görmeye kalksam, gitmem gelmem benim 750-800 lira, orada yedi içtisiyle beraber 1500-2000 lira. Bunu hani ayda bir kez yaparsam benim 3 ay falan geri atar yani bu durum. Abi doğru. 21 yaşındasınız, nasıl gidiyor yaşam? Biraz batık. Küçük görüyorsunuz sanki. Evet. Peki efendim, eviniz kendinizin mi, kiramı? Babam krediyle aldı. Zamanında almış. Ekonomi nasıl gidiyor? İyi mi, kötü mü? Kötü. Batık. Teşekkür ederim. Kamera siz? Bakan sevinirim. Tabii. Efendim, eviniz kendiniz mi, kira mı? Kira. Nasıl? Değişti mi kiralar? Arttı mı? Zorlanıyor mu? Çok arttı. Nereye var? Uçuk rakamdı yani. Bayağı bir arttı. Çok sıkıntı. Evet. Ülkece uçuyor muyuz, batıyor muyuz efendim? Batıyoruz. Beraber yapalım abi. Beraber yapalım. Yorumsuz kalmak istiyorum ama batıyoruz herhalde bu gidişle. Tamam. Hoş bulduk. Eviniz kendiniz mi, kiram atacak? Kendim. Allah daha iyi versin. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok zor. Çok zor. Evet. Kimisi uçuyoruz diyor, kimisi batıyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz? Ne ekersen onu biçersin. Öyle mi? Evet. Kira. Zorlanıyor musunuz? Çok. Ne olacak bu işin sonu? Berbat. Ülke olarak batıyor muyuz, çıkıyor muyuz? Bence batıyoruz. Batıyoruz. Siz kira mı, kendiniz mi efendim? Kendim. Peki. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Allah tamam da. ülkemizde maddi zorluklar var ama çok şükrediyoruz. Çünkü daha öncesini de gördük biz, yaşadık. Biliyoruz. Biraz önce kızdınız. Niye kızdınız? Neden kızacağım? Şimdiki gençler ana baba parasıyla geçiniyor. Çalışmadılar. Çocuk ne biliyor musun? Ben su satarak dedi, evleneceğim dedi. 20 sene önce Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde onlar yoktu burada. Geçmişi bilmiyordular. Şimdi hazıra kondular, yiyorlar her şeyi. Eleştirme hakkı yok mu? Yani ya eleştirecek ama uslubuyla eleştirecekler. Bunlar vuruyorlar. Efendim, bir müsaade eder misiniz? Erdoğan'ın yaptıklarını da bir göz önüne alalım. Bir müsaade eder mi? Onlar klişe laflar konuşuyorlar. Bir müsaade eder mi? Çocuk dedi ki ben 26 yaşındayım. He. Evleneceğim. 600-700 lira para lazım dedi. Asgari ücret bu parayı nasıl bir araya getireyim? Yanlış mı? Ya onu ben bir şey demiyorum, tamam. Onda hem fikrim ama Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını unutursak kanımız kurusun. Efendim, Recep Tayyip zamanında yaptı ama son bir yıldır bir sıkıntı var diyorlar. Ya şimdi bir yıldır değil, iki yıldır var bu sıkıntı. Pandemiyi yaşadık biz. Bunu eleştirsinler, bırakın eleştirsinler, insanlar özgür. 11 ya özgür de üslubuyla herkesi eleştirecek. Ben de eleştiriyorum. Ben geçmişi eleştiriyorum. Geçmişte ben neler çektik? Biz neler ülkemiz çekti? Olgun bir hanımefendi, kızmayın, sakin. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın ölümüne yanındayım. Bitti, o kadar. Ev kendinizin mi, kiram efendim? Kira. Zorlanıyor muyuz bu son dönem? Tabii ki. Nasıl çok. Nasıl olacak bu iş abi ya? Çok arttı. Vallahi abi bunu yani iş artık cinayete dönmeye başladı. Ev sahibi kiracı ev sahibini, o da haklı. Ev sahibi de haklı, kiracı da haklı. İnsan yatırım yapmış, doğal olarak kazanç elde etmek istiyor ama gelir seviyesi belli bir olan insanın da nasıl verecek? Bu gerçekten. Abi hocam, herkes haklı. Herkes haklı ama bir çözüm üretmesi lazım. Nasıl ülkece olacak? Ülkece uçuyor muyuz, batıyor muyuz abi ekonomi? Abi nereye uçuyoruz? Uçuyoruz ama tersine uçuyoruz. Sizden önce dedi ki yol, köprü, baraj, İHA, SİHA, pastane dolu, otel dolu, AVM dolu dedi. Para olmasa nerede harcıyorlar bunu dedi. Abi insanlar ev alamıyor, araba alamıyor. Bari güzel yiyip güzel içelim diyorlar. Ben buna bağlıyorum. Başka bir şeye bağlı. Bari buna yarasın. Ben öyle yapıyorum şahsen. Yani çevremdeki insanlar da öyle yapıyor. Nasıl olsa yetmeyecek oraya? Yetmiyor. Bari güzel giyinsin. Alabildiğin en iyisini alsın, alabildiğin en iyisini yesin. Doğru. Kendi evim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl abi? Ekonomi şu anda abi zaten biliyorsunuz, söylemeye de gerek var mı bilmiyorum ama çok kötü yani. Kimisi uçuyoruz, kimisi batıyoruz. Ya onlar
yandaş yani. Öyle bir şey yok yani. Bunlar hiç, uç şeyler. Tabii böyle uç şeyler. Nerede yani? Ben EYT emeklisiyim. 7500 lira. 11 gün primim var. Başladın mı almaya? Başladınız mı? Ya almaya başlasam da cebimde para göremiyorum. Hele, gelmeden gidiyor. Cebimde yine çalışıyoruz yani. Evet. Yine de yitiremiyorum. Kendinizin efendim. Kendimizin. Allah daha versin. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Zor mu, kolay mı? Batıyor muyuz, uçuyor muyuz? Bu zamanda kolay değil yani. Aldığımız... Ülke uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Ülke ne batıyor ne gidiyor, ortada gidiyor işte öyle. Ev kira mı, kendinizin mi? Kendime ait ama fark etmez. Ha, ben ha vatandaş fark etmez. Zor. Uçuyoruz diyenler var. Ne dersiniz onlara? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Batıyoruz hocam. Ne uçması ya? Sıkıntı. Sıkıntı tabii. Yaşam, geçim nasıl gidiyor? Şimdi hayat pahalılığı var, doğrudur. Ama biz geçmişi, ben 77 doğumluyum. Yok olabilir. Ama aklım eriyordu. Evet. İstanbul'un ne halde olduğunu, hastanelerin durumu. Yok. Şurada bir bak, bu şu sıra insanlar bankalarda kuyruk sıralarında. Hastanelerin durumu. Yani iyi mi şu an iyi mi? Hayat pahalılığı var. Ona kabulüz ama ekonomik kriz yok. Anladın? Ekonomik kriz nedir? Fabrikaları kriz. Abi seçimden bu yana %40 artmış dolar. Nasıl yok ya? Bak abi bak, hayat pahalılığı var dünyada. Savaş olmuş, koronavirüs olmuş, anladın? İyi yani şey. Bir de Türkiye'nin üzerine oynanan bir oyun var. Onu biz bir gerçek biliyorum. Anladın mı? Eğer, abi oyun bak, Alparslan'dan bu yana oyun bak, var. Hep var oyun. Ama bak siz soru sorarsın, benim cevaplamama engel olursun. Bak şöyle bir şey. Biz 90'lı yılları da biliriz. 2000'li Ahmet Necdet Sezer'in kırmızı dosya attığında 21 bankanın bir gecede hortumlandığını biliriz. Şurada bankada insanların, anladın, ne zulüm çektiğini biliriz. Memur maaşını alamazdı. Anlatabiliyor muyum? Bak. Batıyor muyuz, uçuyor muyuz? Biz inşallah daha iyi olacağız. Tamam. İnşallah. Ondan eminiz ama. Eyvallah. İmamoğlu'na gelince. Geleceğim de oraya sıra.